Merhabalar, virgülün lezzetlerine hoş geldiniz. Güzel bir et yemeğiyle yine devam ediyorum kaldığım yerden. Uzun bir süredir yoktum buralarda. Evet, kuzu but. Bu kadar eti ne yapacaksınız diye sormayın. Hepsini pişirdim bir defa da fırında. Önce kasaba gidiyorsunuz. Kemiklerinden, inciklerinden bir güzel eti ayırıyorsunuz. Kasap bunları çok güzel yapıyor. 2 dakikada gerçekten. Tüm de bırakabilirsiniz. Ben böyle iri kişi sayısına göre parçalara böldürdüm. Patates, biber, soğan, mini domatesler, sarımsak, zeytinyağı. Önce etleri bir güzel döküm tavada mühürlüyorum. Tüm olmaması burada büyük bir avantaj tabii. Nar gibi kızardı gördüğünüz gibi. 3-3,5 saate yapıyorsunuz, fırına atıp unutuyorsunuz. Gerçekten harika bir ziyafet yemeği diyebilirim. Herkesten alkış alacaksınız ben eminim. Soğanı böyle iri iri doğradım. Böyle bir küvetim var. Fırın tepsisi de olabilir, fırın kabı da olabilir. Tabanına biraz yağ sürdüm. Daha sonra patatesleri, domatesleri, biberleri bir güzel gelişi güzel iri iri doğrayın. Tuz atın, karabiber atın, pul biber atın, tane karabiber atın, kekik atın, sevdiğiniz baharatları herkes zevkine göre koyabilir. Sonra etleri üzerine dizdim. Tekrar hafif tuzluyorum iri tuzla. Sarımsaklar çok büyüktü. 2'ye 3'e böldüm tabii ki. Aralarına yerleştiriyorum veya ette böyle delikler açabilirsiniz. Tane karabiber ve sarımsakları bu şekilde yerleştirebilirsiniz. Dilerseniz defne yaprağı da kullanın. Ben gerek görmedim. Aldığım kasap gayet güzel etler getiriyor. Hiç kokmuyor. Biliyorsunuz bazı koyun ve kuzularda koku oluyor piştikten sonra. Buradan çok memnunum. Bakın deldim. İçine koyuyorum karabiberleri. Kafanıza göre hareket edebilirsiniz bu şekilde. Hiç su koymanıza gerek yok. Tüm işlem aslında bu kadar. Bunu yaptıktan sonra unutun. Bakar mısınız, çekememişim burayı. Acaba kesebilir miyim bilmiyorum. Evet, bu şekilde. Tekrar aynı şeyi yapıyorum ben. İnanılmaz. Nasıl beceriksiz olduğumu gördünüz mü video çekiminde? Olsun, tekrar seyretmiş olduk hiç olmazsa. Tuzladım, karabiberledim, sarımsakları koydum. Evet, pişirme kağıdım var. Bir güzel kenarlarından böyle sıkıştırıyorum. Hava almıyor. Biliyorsunuz hiç su koymadım. Göreceksiniz piştikten sonra nasıl sulu, harika bir yemek olduğunu. Daha sonra alüminyum folyo koyuyorum. Hava almaması için. Bu şekilde tavsiye ederim. Tüm işlemi böyle yapıyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Fırına koyun. Bitti. Fırın tabi bu arada 220 dereceye ben ısıttım. 1 saat sonra 180 dereceye indirdim. Sonra 2-2,5 saat kadar pişirin. Bakın. Harika olmuş, sulanmış. Süper bir ana yemek bence. Başka bir açıdan tekrar çekmişim. Telefonu bir böyle çeviriyorum, bir öyle çeviriyorum sizler için. Burada da şımarmışım galiba. Bumerang yapmışım. Evet, şimdi görüyoruz. Patatesler lokum. Etler lokum gerçekten. İri bir parça her servis tabağı için yeterli. Miktarınızı siz misafirinize, kişi sayınıza göre ayarlayın. Et sevenlere büyük bir dilim verebilirsiniz. Bu şekilde servis edebilirsiniz. Yeşillik koyabilirsiniz. Evet, dilerseniz pilavla da servis yapabilirsiniz. Evet, fırında kuzu but. Harika. Beni takip etmeyi unutmayın. Siz takip edip yorum yaptıkça ben belki heveslenip daha güzel videolar çekebilirim. Benim Instagram hesabım var, bir gün lezzetleri diye. Orada biraz fazla aktifim. Buraya zaman kalmıyor. Ayrıca blogum da var. Bir günün lezzetleri yazın. Her yerden beni takip edin. İyi akşamlar. Tekrar görüşmek üzere diyorum.